Allah'tan makasın parasını istememişler. Burası Türkiye. Vallahi o da olurdu yani. Akıl almaz bir hırsızlık. Nerede yaşandı? Kapalı çarşıda. Bir döviz bürosu kuryesi. Sırt çantasında taşıdığı 250 bin euro. 250 bin. İki hırsız. Biri perdeleme yapıyor ki belli ki son derecede profesyoneller. Biri perdeleme yaparken diğeri kurye yürürken çantayı açıyor. İçinden 50 bin euroyu çalıyor. Oh ne güzel. Kimse görmedi. Değil mi? Gördü. Görüldünüz. Yakalandınız kameralara. Çantasındaki paraları transfer merkezine ulaştıracaktı. Ancak hırsızların sırt çantasından o paraları çalarken ruhu bile duymadı. Akıl almaz görüntüler kapalı çarşıda kaydedildi. Döviz bürosunun kuryesi transfer merkezine götüreceği 250 bin euroyu sırt çantasına yerleştirmişti. Ardından çantayı omzuna atıp yola koyuldu. Yürürken kendisini adım adım takip eden iki hırsızı fark etmedi bile. Biri kuryenin hemen arkasında yürüyor, diğeri de telefonla konuşuyormuş gibi onun yanından ilerleyip suç ortağını perdeliyordu. Önce yavaşça çantanın fermuarı açıldı. Suç ortağı parayı çalacağı sırada elindeki çantayı havaya kaldırıp tam bir perdeleme yaptı. Çantadan 50 bin euro aldıktan sonra hemen uzaklaştılar. Bir gariplik olduğunu sezen kurye durup çantasını kontrol etti ama iş işten geçmişti. Hemen geri dönen kurye parayı düşürüp düşürmediğini kontrol etti. Onu uzaktan kontrol eden hırsızlarsa farklı yönlere doğru uzaklaşıp gözden kayboldu. Polis şimdi görüntüdeki bu iki hırsızın peşinde.